Merhaba arkadaşlar, örgü örerken ipimiz bittiğinde ya da koptuğunda ekleme yöntemi tarif edeceğim sizlere. İki ayrı ekleme yöntemi var. İkisi de sağlam ve ikisi de düzgün oluyor. Mesela ipimiz bitti diyelim ki. Şöyle düğüm atarsak, oluşan sıkıntıyı anlatayım önce. Diyelim ki böyle bir düğüm attık. Ve kestik. Bu hem asıldığımız zaman çok sağlam olmuyor, hem de bu şekilde bir ipin üzerinde büyük bir potluk oluşturuyor. Benim size tarif edeceğim iki yöntemde hem sağlam hem de bu denli potluk olmayacak. Bu şekilde tutuyorum. İşaret parmağıma böyle doluyorum. Ve uzun uzun kalan ipi böyle çektikten sonra bakın burada bir halka oluşuyor. O halkanın içinden kısa ucu geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Diğer tarafta da aynı şeyi yapacağım. Şu şekilde parmağımıza doluyoruz. Uzun kalan ipi böyle çekiyorum. Ve şurada oluşan halkadan ipi geçiriyorum. Sıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok daha zarif bir düğüm oluşuyor. Bu düğüm ta diplerine kadar bu düğümde ipi kesebilirim. Çünkü sökülme olmuyor. Gayet sağlam oluyor. Şimdi ipin cinsi bir taraf ince, bir taraf kalın. Aynı cins ipten olduğu zaman bu neredeyse görünmez olacak. Ben size tarif etmek için iki renk ip kullandım. Şimdi aynı düğümü tek renk ipte anlatacağım. Bu şekilde doluyorum. Uzun olan kısmı bırakıyorum. Burada oluşan halkadan diğer ipin kısa ucunu geçiriyorum. Ve çekiyorum. Diğer tarafa gelelim. Uzun tarafı yine doladıktan sonra çekiyorum. Burada oluşan halkadan kısa ucu geçiriyorum. Ve iyice çekiyorum. Gayet sağlam olduğu için de uçlarını fazla mesafe bırakmadan kesebiliyorum. Ve örgü ördüğümüzde bu düğüm neredeyse yok gibi. Örgünün içinde kaybolup gidiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci bir sağlam düğüm atma yöntemi tarif edeceğim. Şimdi ikinci yöntemde ipleri bu şekilde tutuyorum. Burada kalan ipi diğerinden 1, 2, 3 defa diğer ipin altından geçiriyorum. Ve burada normal bildiğimiz bir klasik düğüm atıyorum. Burada tek düğüm atıyorum. Ve sıkıyorum.
düğüm de oldukça sağlam ve botluk oluşturmuyor. Sağlam olduğu için yine uçları kısacık kesebiliyorum. Tekrar aynı düğümü aynı cins ve renk ipte göstereyim. Bu şekilde tutuyorum. 1 2 3 defa doluyorum. Ve buraya gelince de bir defa klasik düğüm atıyorum. İyice çekiyorum. Oldukça sağlam ve örgünün içinde kaybolup gidecek iki ekleme tekniği tarif ettim sizlere. Eğer başka öğrenmek istediğiniz pratik bilgiler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve genel olarak sizlere tarif etmemi istediğiniz el sanatları yöntemleri, teknikleri, pratik bilgileri varsa yorumlarda onları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka yorumlarınıza mümkün olan en kısa zamanda cevap vereceğim arkadaşlar. Sevgiyle kalın, takipte kalın.